Daha iyiyiz. Ya birazcık moralimiz bozulmuştu açıkçası. Ama şu anda aldığımız iyi haberlerden ötürü biraz daha iyiyiz diyelim. Bu son yaşanan olaydan sonra mı moraliniz bozuldu? Ya ben Evet, bir iki polis olayı ne kelam yazık ki. Canercim, bir iki kelam edeyim ben. Öncelikle o arkadaşları tebrik ederim. Geçmiş olsun. Bu Ömer kardeşimiz de diğer arkadaşlarımız da. Türkiye'de çok fazla siyasi parti kurulmuştur. Çok fazla siyasi parti başarı da olmuştur. Yok da olmuştur ama Türkiye'de çok fazla siyasi hareket yoktur. Azdır sayısı. Hani beğenmediğimiz mesela ülkücüler bile zamanında tabii ki de azdır. Gerek sol gerek sağ cenahtan. Bu akşam yaptığınız, sizin organize olarak yaptığınız mevzu proaktif siyaset, agresif siyaset değil. Yani saldırgan bir siyaset değil ama gençlerin çıkıp da böyle eylemler yapması organize bir şekilde bu tarz hareketlerin öncüsüdür. Dönüşür mü dönüşmez mi belli değil. Ama Türkiye'de çok fazla siyasi parti vardır ama çok fazla hareket yoktur. Siz belki de bu akşamdan sonra ileriye dönük bir şekilde bir hareketin önünüzü açtınız kendi partiniz adına. O yüzden sizi tebrik ederim. Bu Teşekkür çalışma ederiz. hakkında nasıl organize oldunuz, nasıl bu kadar hızlı yaptınız onu bilmiyorum. Ona da karışmıyorum. O sizin parti içi meseleniz. Ben sadece şuradan şunu söyleyebilirim. Gerektiği zaman kamuoyu yaratmak açısından gerek Ömer gibi kardeşlerimiz için gerekse diğer arkadaşlar için biz buradayız. Biz her zaman arkanızdayız. Burada mevzu parti meselesi de değil. Mevzu bana sorarsanız eğer biraz jenerasyon meselesi. Bu bizden evvelki jenerasyon özellikle Türkiye'deki çok eziktir. Yani herkes için değil, ekseriyet için konuşuyorum. Aşırı derecede eziktir. İnanılmaz bir aşağılık kompleksi vardır. Konuşmaz, konuşmasını da bilmez. Diğerlerini de konuşturmak istemez, konuşanı da sevmez. O yüzden sizin bu yaptığınızı saldırgan bir şekilde, siz ne bilirsiniz ki, siz konuşmayın ki diye kapatmak isteyeceklerdir ama sizin yaptığınız eylemlerin onda birini kendileri yapamazlar. Çıkarcıdırlar. Mevzu günün sonunda para ve çıkar ihale konusudur her zaman. Hangi görüşten olursa olsunlar. O yüzden bu kişiler size saldırdıkları zaman ki yapacaklardır bunu ileriki günlerde. Bunları aldırmayın, moraliniz bozulmasın. Gerekeni yapıyorsunuz, istediğini söylüyorsunuz. Bu da ileriye dönük dalga dalga diğerlerine de yansıyacaktır. Biraz buz kıran görevi görüyorsunuz. Bilir misiniz buz kıranları? Önden buzu kırarlar, en çok onlar çekerler, en çok hasar onlar görürler ama diğerlerinin de önünü açmış olurlar. Siz de bir nevi o görevi görüyorsunuz, yapacak bir şey yok. Maalesef siz de kendinizi bu şekilde feda edeceksiniz. Espri bir yana. Dediğim gibi ben destekliyorum yapmış olduğunuz eylemi. Çok da doğru buluyorum. Gün içerisinde olsaydı belki daha büyük reaksiyon alırdı ama yarın tahmin ediyorum ki yayılacaktır mevzu. Böyle dalga dalga yayılması iyi, agresif bir siyaset değil. Tekrar altını çiziyorum. Suçlanan bir şey değil yani saldırıldı, zarar verildi, bilmem ne yapıldı. Alt üstü pankart açıldı ama birçok şeyi de ortaya çıkarıyor bu yani. Bir pankarta bile tahammül olmayan bir nesille karşı karşıyayız. Benim çekeceğim şu ki yarın sizi AK Partililer değil de başka gruptan insanlar eleştirecektir bu konu hakkında. Çünkü onların ne zaman ne eleştireceği de belli olmuyor. Yaranma da yaranamıyoruz onlara bir şekilde. Sürekli bir eleştirileri oluyor. Yani ne yaparsan yap. Halbuki muhalif bir hareket yapmış oluyorsun. Onu bile eleştirecek bir şey buluyor. Çünkü mevzu eleştirmek olduğu zaman köşeli düşünüyor yani. Oradan öyle bir çeviriyor ki mevzuyu seni bile bir şekilde karşı tarafa bağlıyor istediği zaman. Yeter ki o işin yolu olmuş olsun o kişiler için. Tekrardan arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. İyi akşamlar. Herkese çok teşekkürler. Biz de sizi çok seviyoruz, çok değerli buluyoruz. Aynı zamanda zaten takipçinizdiz. Çok sağ olun desteğiniz için. Emin olun Erlik Bey, bu buradaki... fotoğrafı Eren Erdem'in paylaşması hakkında ne düşünüyorsun? Altına da sonradan gelip de işte gelin Kılıçdaroğlu'nu destekleyin falan filan yazması hakkında ne Ya düşünüyorsun? samimi olmadığını hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani dünkü Tabii çocuk tabii aynen. değilsiniz. Her ne kadar öyle muamele yapmaya çalışsa da size 10 tane Eren Erdem burada herkes cebinden çıkarır diye düşünüyorum. O yüzden iletişim açısından orada bir işte ajans ve danışman tutuldu gayet belli. Yani geceleri bu adamın tespih çekerek bir yandan da viskisini yudumlayarak milleti nasıl tehdit ettiğini hepiniz şahit oldunuz zaten. Ama bu da iyidir. Yani bu da güzeldir. Bu da ölmesi gereken bir şeydir. Sonuçta biraz iletişim öğrenmiş. Bak ne oldu değil mi? O kadar saldırdılar. Günün sonunda bizden öğrendiler iletişimciliği.
Bizim dediğimizi yapmaya başladılar. Demek ki neymiş? Bu kadar aşağıladın, 31 diye saldırdığın tipler sana iletişimi öğretmiş olmuşlar. Umarım diğerleri de ders çıkarır, öğrenirler. Ama dikkat edin, yarın kampanyanızı bunlar alıp götürüp çalabilirler karşı tarafı uygulamak amacıyla. Patentletin, Ayberk yaparsın için o anı bu işlerden. Hiç şaşırmayız zaten çalarsa. Artık her şeyi çalıyorlar zaten. Yani bu çalma mevzusu çok ileri boyuta taşındı artık. Eskiden sadece ayakkabı kutularından ibaretti. Şimdi daha farklı noktalara geldi. Hayırlısı. Ya İşin komik tarafı da alta şey yapmış olmasıydı. Yani gelip de günün sonunda gene atmış o tweet'i, altına da şey yazmış. Gel gelin ilk turda kılıçları destekleyin falan. Yani işin yani gene oradan bir şey çıkarmış yani. Anlatabildim ya mi? İşin sizin komiği de o. rahatlığınız burada biraz, biliyor musunuz? Yani eskiden yine uzayacak mevzu da, eskiden bu tarz hareketler işte fikir kulüplerinde, üniversitelerde falan gelişirdi. Gönül ister ki tekrar oradan gelişsin ama malum oranın durumları. Biraz gençlikten gelişir mevzu her zaman. Ben şeyi tabii kötülemiyorum. Genel başkanınız da sonuçta Sayın İnce de o nesilden sayılır. Sizin de genel başkanınızdır. Benim de çok sevdiğim biridir. Fakat yeni jenerasyonun fikirleri aşağıdan gelişir yukarıya doğru. Ben de Muharrem İnce'nin buna karşı durmayacağını biliyorum zaten. Sizi dinleyecektir büyük bir ihtimalle. Önemli olan da bu. Şu anda bunu sağlayabiliyorsunuz. Yani aşağıdan yukarı doğru ulaşabiliyorsunuz. Yani biz gençlik olarak şunu şunu hissediyoruz. Belki o bunu göremiyordur. Belki de görüyordur. Önemli olan ama orada bir iletişimin olması. Diğer partilerde bu şu anda yok. Bence sizin çok büyük bir avantajınız bu. Aranızda böyle bir komünikasyonun olması. Erdik hocam şeyi söyleyeyim, küçük bir bilgi vereyim. Biz bu arkadaşlar bunun eyleminden gerçekten haberdar değildik. Hani ben parti meclis üyesi olarak konuşuyorum. Parti meclisinde daha sonra bunu ben paylaştım. Ve genel başkanımız da bu teyakkuz paylaşmıştı. Teyakkuzun haberlerini daha sonra bir beğeni attı. Hani birebir genel başkan ve parti yönetiminin bilgisinde, ama gerçekten hani sahne genç arkadaşlara ait. Bizler de şu an onları takip ediyoruz. Yani bizden gelen bir talimat yoktu. Onlar düşünmüş, onlar yapmışlar. Bu Yok, o şekilde. zaten belli yani, gayet belli, güzel de uygulamışlar. Tebrik ediyorum, tekrardan söylüyorum arkadaşlara. Desteğimiz sizin de, yani benim açımdan, en azından diğer arkadaşları bilemem tabii ki de, ama Jaho falan da büyük ihtimalle destekleyecektir yani gördüğü zaman. Sevgiler, saygılar, hepinizi seviyorum. Yavaş yavaş ben ayrılayım. Bugün biraz erken yatacağım. Gerçi ne kadar erken olabilirse. Görüşürüz. Desteğin için teşekkürler Ali. Her zaman. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Teşekkür ederim.